az önce ifade ettiğiniz bu %29'a düştüğüyle ilgili kendi kaynaklarında yaptıkları anketlerde böyle bir veri ulaştıklarını ifade ettiniz. Bu kaç kişiyle yaptılar? Ne zaman yapıldı? Kaç şehirde yapıldı? Onu bilmiyorum ama sonucunu aldım ve ilk tartışmalar çıktığını da biliyorum. O konuda gazeteciyim, kaynağımı söylemem. Çünkü zaten bunu bilen bir adam çok içeride bir adamdır sonuçta. Diğer bu %50'yiz filan hikayesi, bak yine şeyde de rezil oldular. Geçen gün bir araştırma şirketi için oraya göre %50'yiz dedi. Adam dedi ki 3 senedir biz araştırma yapmıyoruz kardeşim dediler. Yani sadece bu konuda değil. Bu ülke gözünü kapamış, ya Tayyipçisiniz ya değilsiniz noktasına gidiyor. Diyor ki Obama'ya telefon açtım, gerekeni yapacak Fethullah Gülen için. Açıklama yapıyorlar. Biz öyle bir konuşma yapmadık diyorlar. Ya o gün yerin dibine girersin ya. Hani şairin bir lafı var galiba Can Yücel'in de. Bu ülkede her şey olursun da rezil olamazsın diye herhalde. Camiye bomba attı dedi. Camiye içildi dediniz. İçki içilmediği çıktı. Allah'tan orada inanmış bir adam var. Ben din adamıyım, yalan söyleyemem dedi. Örtülü kız bacımız dediniz. Görüntüler var dediniz. Görüntü ortaya çıktı. Dönüp dediniz ki ben görüntüye inanmıyorum. Beyana inanıyorum. E yani ne diyeyim şimdi ben ya? Yani ben şunu soruyorum arkadaşlar. Siz neyi arsayarsınız? Yani bana bir arsayacağınız bir şey söyleyin. Rüşveti saymıyorsunuz. Yolsuzluğu saymıyorsunuz. Yalanı saymıyorsunuz. Neyi arsayarsınız? Deyin, onu bilelim yani. Ha yok, biz hiçbir şeyi arsaymıyoruz. Bizim arkamızda da bu kitle var. Öyle de bastırıp gideriz. Geçen şeyi de yazdım, bu Muaviye meselesi vardır bir öykü. Vaktimiz var mı? Var var. Şimdi şuna güveniyorlar. Ali'nin yanından küfreden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da Muaviye var. Şamlının birisi diyor ki küffeliye, bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor, deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki hayır, bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken kadım adı Muaviye'ye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki Muaviye, ey cemaat, bu dişi deve, ya adam oradan bağırıyor, erkek deve görmüyor musunuz, kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor. Dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini, erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye, diyor ki aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen 10.000 adam var, ayağını ona göre denk alsın. İşte Türkiye'nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikayedir bu. Yolsuzluklar, rüşvet seçimlerle, sandıkla aklanmaz. Bakın, tut ki bunlar tutmadı, tut ki iktidar oldular. Bu ülkeye huzur geleceğini mi zannediyorsunuz? Bir kere ok yaydan çıkmıştır. İnsanların kafasında yolsuzluk ve rüşvet olayı vardır. Bunu konuştuğum AK Parti'ye oy vermiş bu ülkenin güzel insanları da söylüyorlar. Bir kısmı çaresiziz diyorlar. Bir kısmı herkes yapıyor diye kendine bahaneler buluyorlar. Böyle şeyler yaratıyor. Bir kısmı, hatta bir gün bir tanesi çok güzel dedi. Hiç olmazsa Müslümanlar bunlar, çalsınlar dedi. Böyle şeyler, komik şeyler de yaşanıyor. Ama herkes sonuçta kabul ediyor. Bırakın tekrar diyorum operasyonu. Yaşama biçimlerine bir baksınlar. Servetlerine bir baksınlar.